Sevgili izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile video konferansla toplantı yaptı. Akar, Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerginliği konusunda diyalog çağrısı yaptı. Akar, Türkiye olarak NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz diye konuştu. Bu Montreux'ün sağladığı bir statü var orada. Bu statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, gerçekten günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Komuta Kademesi ve Birlik Komutanlarıyla video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği değerlendirdi. Diyalog ve işbirliği çağrısı yaptı. Burada da bizim tutumumuz çok açık ve net. Yani yıllardan beri bu Montreux rejimi çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, huzur ve refah içinde, diyalog içinde yaşamasından yana olduğumuzu tekrar gündeme getirdik. Akar, Türkiye olarak NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz dedi. Karadeniz'deki bu diyalog konusunda da Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapıyoruz. Diğer bir tarafta Rusya ile olan diyalogumuz, Ukrayna ile olan diyalogumuz devam ediyor. Gayet yapıcı bir şekilde. Diğer taraftan da NATO'ya karşı olan bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz arkadaşlarım. Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Bu 40 yıldan beri başımıza bela olan bir terörden bahsediyoruz. Artık bunu bitti, dedirtmek zorundayız, bitirmek zorundayız. İşte bu konuda arkadaşlarım, canımızı dişimize takacağız, elimizden gelen ne varsa bunları ortaya koyacağız.